İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Gesariya Kayseri'deki Surp Grigorlu Savoruş Kilisesi'nde miting ayini düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsman'ın açıklaması. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Zeytun. Türkolog, Azerbaycan ve Türkiye güçten başka bir şeyle karşılaşmayacak. Halkalak'ta şiddetli rüzgar hasara yol açtı. 13. Ermeni Beste Sanatı Festivali başladı. Batı Ermenistan'daki Ermeniler tarafından yapılan ve tarihte adına ilk defa 1191 yılında rastlanan Surp Grigorlu Savoruş Kilisesi, miting ayinine ev sahipliği yaptı. Ermeni kiliseleri sorumlusu Avedis Dabaşyan'ın önderliğinde yapılan ayine, Gesariya Kayseri Surp Grigorlu Savoruş Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve az sayıda kişi katıldı. Mumların yakıldığı ayinde dualar edildi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, bu ayin her sene rutin olarak tekrarlanan 7 haftalık miting diye tabir ettiğimiz Paskalya orucunun ayinidir. Normalde her sene İstanbul'dan çok insan geliyordu ama 2 yıldır pandemiden dolayı gelemediler, dedi. Ermeni cemaatinin Büyük Oruç adını verdiği ibadette kilise törenlerinde birkaç özel düzenleme yapılır, kilise münzevi bir hayata geçer ve İncil okumaları gerçekleşir. Ortalama 40 gün süren Büyük Oruç'un ortasına denk gelen zamanda da miting ayini düzenlenir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan yaptığı açıklamada, Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesindeki Paruh köyünün işgali Azerbaycan'ın suçlu devlet politikasının doğrudan mantıklı bir devamıdır, dedi. Açıklamada şöyle denilmektedir. Uluslararası hukukun bilinen tüm normlarını çiğneyen bu davranış, Artsakh halkına yönelik baskı ve sindirme eylemleriyle haftalarca ve aylarca devam ediyor. Bu işgal, Hramort ve diğer köylerin sivil nüfusunun haftalarca hedef alınmasında istenilen sonucu vermedi. Yani insanların yurdunu terk etmediğinin bir başka kanıtıdır. Uluslararası toplumun Artsakh'taki insan hakları ihlallerinin kaydetme konusundaki garip sessizliğine, durumu düzeltmeye yönelik gerçek eylemler henüz eşlik etmiyor. Azerbaycan'ın suç teşkil eden davranışını şiddetle kınıyor ve insan hakları örgütlerini ve aktörleri Artsakh halkına karşı bu soykırım politikasını sona erdirmek için harekete geçmeye çağırıyorum. Bu saldırı sonucunda Ermeni tarafında 3 şehit ve ikisinin durumu ağır olmak üzere 14 yaralının var olduğunu hatırlatalım. Batı Ermenistan hükümeti şehitlerin ailelerine taziyelerini iletir. Zeytun, Ulnia. Batı Ermenistan'ın dağlık Kilikya bölgesinde ulaşılması zor bir dağlık bölgede yer alan bir şehirdir. Zeytun, Hamidiye katliamlarına kadar özel bir bölge olarak kaldı. Yakınlarında madenler, demir, gümüş, maden suları bulunmaktadır. Zeytin adı ilk olarak 15. yüzyılda geçmektedir ve zeytin ağacı kelimesinden türetildi ve Ulnia adının da aynı adı taşıyan Bizans yerleşiminden Zeytun'a miras kaldığı düşünülmektedir. Zeytun'da 4 Musavur Çagan aydınlatıcı kilise vardı. Protestan ve Katolik Ermenilere ait ise birer Katolik ve Protestan kiliseleri ve bir okul bulunmaktaydı. Ayrıca Surp Asvazazin ve Surp Pırgiç adlı iki manastır, 4 okul, bir kız okulu ve bir ana okulu mevcuttu. Türkolog Varujan Gehamyan Telegram kanalında şunları yazdı. Azerbaycan ve Türkiye güçten başka hiçbir şeyin karşısına durmayacak. Bu ülkeler bu bölgede bağımsız bir Ermeni devletine müsamaha göstermeyecekler. Hiçbir barış gündemi yok ve düşman tarafından da olmayacak. Bu gündemden sapma değil, kendi gündemleridir. Barışı sağlamak için savaşmak ve onu zorla kazanmak gerekir. Artsakh'tan sonra bu hızla 2025'te her şey bitmiş olabilir. Ermenileri Artsakh'tan çıkartmak için bugün ve şu anda kullanılan taktikler Sünik ve Gegharkunik'te de uygulanacak. Durumu düzeltmenin tek bir yolu var. Türk yanlısı yetkilileri ortadan kaldırın ve ulusal kaynakları konsolide edecek bir karşı saldırı başlatın.
Ahalkalak'ta saatlerce esen kuvvetli rüzgar birçok binanın çatısını yıktı ve hasara yol açtı. Ahalkalak Belediyesi'nde hasarın boyutunu değerlendirmek ve daha sonra tazminat ödenmesi için özel bir komisyon kuruldu. Bugüne kadar komisyon 60'tan fazla başvuru aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Teymuraz Mıcelitze'ye göre her gün başvurular geliyor. Bugünkü verilere göre 20 köyden başvuru aldık. Mesela 8 binanın hasar gördüğü bir köy var. Bir binanın hasar gördüğü bir köy var. Komisyon üyeleri yerinde incelemeler yapıyor. Özel komisyon değerlendirme çalışmasının tamamlanmasından hemen sonra tazminat ödemeye başlayacak. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası yaptığı açıklamada 13. Ermeni Besteci Sanat Festivali'nin 23 Mart'ta premierlerle başladığını duyurdu. Mesajda bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel hayatındaki önemli olaylardan biridir ve başlangıcı olan 2010 yılından bu yana Ermeni Klasik ve Modern Kompozitör Okulu'nun geleneklerinin korunması, tanınması ve çoğalması misyonunu istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Ermeni Besteciler Sanat Festivali Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği işbirliğiyle düzenlendiği denildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğosyan tarafından seslendirilen Daran Bandukdyan adlı eseri sunuyoruz. İmha kegan mayru kuyrer patvakan arjananan kırgin irar de sutyan Turim tsno horsnutyuna tayrakan yekek champu ktsek eskan haluye. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.